Bu komisyonun çalışmalarına göre 4 kişi Türkiye'den olacak, 4 kişi Amerika'dan vatandaşı olacak. Bu heyet bütün eğitimin müfredat programını hazırlayacak, yani bizim eğitim müfredat programını. Ve anlaşmazlık olduğu halde Amerikan Büyükelçisi hakem olacak. Yani başkanı, komisyonun başkanı da Amerikan Büyükelçisi. Yani tuhaf bir şeydir. Bak 49, 50, 50, 70, 71 sene olmuş. 71 seneden beri hiç değişmiyor bu komisyon. Hiç kimse de buna dokunamıyor, değiştirmiyor. Yani niye değiştirmiyor? Yani niye dokunmuyor? Bu da esrarengiz bir şey. Mesela Lozan Anlaşması yapıldı. Lozan Anlaşması'nda yani bizim menfaatlerimize aykırı pek çok hükümler var. Yani tarihimizde böyle anlatılması, anlaşılması çok zor. Birçok hadise var. İşte bu İstanbul Sözleşmesi de bana göre bunlardan biri. Esrarengiz bir olay. Yani şimdi tahribatı gözle görülür hale geldi. Yani şimdi 10 sene, 20 sene sonra tesir olur, gözükür deniyordu da öyle değil. Yani işte tahribatı gözler önünde. Yuvalar yıkılıyor, dağılıyor. Televizyon kanalları veriyor. Efendim işte kocasından değil de komşusundan çocuk elhamdülillah diyor. Kadın sevinç duyuyor ve bunu da televizyon neşrediyor. Kocası da orada sesini çıkarmıyor. Lut kavmi o pis fiili gizli işliyordu. Yani gizli yapıyordu. Şimdi aleni yapılıyor adalarda, işte sosyal medyada takip ediyorsunuz. Sosyal medyada görüntüleri, iğrenç görüntüler neşrediliyor. Ve kimse de buna bir müdahale edemiyor. Yani şimdi bu bizim neslimizin, çocuklarımızın ahlakını tahrip ediyor. Yani yuvalar dağılıyor, yuvalar yıkılıyor. Görülüyor ya, bu zararlı bir şey kardeşim, bize de uymaz. Sayın Cumhurbaşkanı da diyor bu zararlı diyor, işte bunun değişmesi lazım diyor. Sık sık gündeme geliyor. Kim buna mani oluyor, kim karşı çıkıyor, kim uyutuyor, kim böyle gündemden düşürüyor? Doğrusu anlamak mümkün değil. Aile bir defa toplumun da temelidir. Aynı zamanda devletin de temelidir. Yani aile olmadığı gibi cemiyette huzur olmaz, cemiyet olmaz. Sağlıklı cemiyet olmayınca da devlet sağlıklı olmaz. Yani devletin sağlıklı, huzurlu işlemesi için ilk önce ailenin huzurlu, sağlam olması lazım. İşte görüldüğü gibi bir sancı var, bir kanser mikrobu gibi. Yani bu koronavirüsünü işte içimize kim saldıysa salınma bir hadise. Bu İstanbul Sözleşmesi de salınma bir hadise. Yani bir bomba gibi bizim içimize atıldı ve bu ailemizi tahrip etmeye başladı. Patladı, patladı, patlıyor. Her gün bir yeni şey patlıyor. Yani şimdi peki bunu müdafaa edenler, şey yapanlar nedir? İşte mesele oradan kaynaklanıyor. Yani onlarla aramızda bizim manevi değerlerimizle, inanç yapımızla ilgili bir görüş ayrılığı var. Yani biz Müslümanız elhamdülillah ve bu cemiyetin %99'u da Müslüman. Yani İslamiyet'te temel olan esas iffettir, hayadır, edeptir. Yani el hayâ'u minel iman hadis-i şerifi bunu ortaya koyar. Haya imandan bir cüzdür, bir parçadır yani. Haya olmayınca
iman da sarsılır. Dolayısıyla bizim cemiyetin temeli hayaya dayalı. Bu İstanbul Sözleşmesi'ne baktığımızda orada böyle bir problem, böyle bir derdi yok. Yani haya ile ilgili bir dert yok. Yani haya perdesini bütünüyle atmayı hedefliyor ve bunu müdafaa ediyor. Yani affedersin, merkeplerin çiftleşmesi gibi insanların ulu orta erkek erkeğe böyle çiftleşmesini bile meşru görecek, normal görecek şekilde. O sözleşmeye göre öyle ama bize göre öyle değil yani. Ondan sonra yüzlerce misal buna sıralayabiliriz. Yani bu kılık kıyafetten varıncaya kadar. Biz Müslümanız yani, bizim dinimize göre gözünü diyor haramdan sakın yani. Mesela bakışı bile Allah haram kılmış ve ondan dolayı hesap soracağını Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmuş. Dolayısıyla biz Müslüman olduğumuz için böyle bakıştan bile sakınırken bu şekilde kıyafetleri böyle ulu orta gözümüze sokulması, yani bizi rahatsız etmeye ne hakkınız var arkadaş? Da diyemiyorsun yani. Desen mesela, desen diyelim adam tramvayda gözünü kapattı diye karşısında oturan kıyafet uygun olmayan bir bayana karşı linç ettiler adamı. Sen nasıl böyle yaparsın? Vay gerici ve yobaz diye. Yani böyle bir şey desem birisine, yani kardeşim bu nasıl kıyafet? Yani sen denizde misin? Hamamda mısın? Neredesin? Yani bu kıyafette niye dolaşıyorsun desen, sen suçlu duruma düşeceksin. Çünkü ortada İstanbul Sözleşmesi var veya benzer şeyler var yani. Bunların ortaya konulup tartışılması lazım, görüşülmesi lazım. Yani sayın ilgililerden, yani bizi yönetenlerden artık bu meselelere ciddi bir şekilde el atılmasını istirham ediyoruz. Yani neslimiz perişan oluyor. Yani bir müddet sonra, 3 sene, 5 sene sonra ne olacak bizim bu neslimiz, bu halimiz? Yani gençler artık yuva kurmaktan imtina eder oldu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin tanıdığı bir takım haklar var, şartlar var. Evlilik 3 ay sonra, 5 ay sonra çöküyor, gidiyor ve biz daha yani sulh olmayacak şekilde evlilik anlaşması bitiyor ve gençler bu şekilde perişan olmaya başladı. Ve dolayısıyla ne yapıyor adam? Artık evlenmekten çekinmeye başladı yani. Dolayısıyla bizde helal meselesi vardır. Yani evlilik nikah hakkıyla olur. Cenab-ı Hak nikah hakkını esas alıyor. Yani nikah olmadan evlilik bizde, yani İslam inancına göre gayrimeşrudur. Nikah hakkı olunca da birçok sıkıntılar oluyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'ne göre, yani onun tanıdığı haklara göre, diyelim erkek sert bir söz söylemiş olsa, şikayetçi olsa kadıncağız, erkek 6 ay uzaklaştırma, evden uzaklaştırma cezası alabiliyor. Bu cezayı alan erkeğin bir daha kalbi zor doğruluyor yani. Halbuki bizde böyle değil, sulh. Ve sulhu hayır diyor ayet-i kerimede evlilikle ilgili, sulh hayırlıdır diyor. Her zaman için bizde evlilik müessesinde sulh esas olmuş. Ve asırlar boyunca evlilik müessesesi böyle güzel bir şekilde gelmiş. Niye? Yani sıkıntı olmaz mı? Ailede olabilir. Yani bu insanlık hali. Ama nedir? Büyükler araya girmiş. Yakınlar, komşular, tanıdıklar, ahbaplar, sevenler bir araya gelmiş. Aman şöyle, aman böyle, evin hanımına ayrı nasihat edilmiş. Erkeğine ayrı nasihat edilmiş. Dolayısıyla o yuva ayakta kalmış. Ondan sonra çocuklar sefil perişan olmamış. Yani yuva dağılınca bunun en büyük tahribatını çocuklar çekiyor. Yazık. Yani ruhu zedelenmiş çocuktan sen ne hayır görürsün? Yani bu yarın memlekete, devlete, millete nasıl faydalı olacak? Çünkü annesi babası ayrılmış, birbirinden ayrılmış çocuk bunun ızdırabını ömür boyu taşıyor. Ve o ruhundaki tahribat bir türlü dinmiyor. Yani böyle ruhu tahrip edilmiş çocuktan ne fayda bekleyebilirsin? Yazık. Dolayısıyla bu aile müessesesine
acilen sahip çıkılması lazım. Bu hem memleket meselesi, hem devlet meselesi, hem millet meselesi, hem de bizim doğrudan inancımızı ilgilendiren bir mesele. Macaristan birçok ülke bunu reddetti. Rusya bile reddetti mesela. Rusya mesela bu erkek erkeğe olan münasebetleri savunan derneklerin şeylerini, faaliyetlerini yasakladı ve onlar hakkında ağır müeyyideler getirdi. Rusya gibi bir ülke yani. Birçok ülkede bu zaten yasaklanmış durumda. Ondan sonra Avrupa Sözleşmesi'nde birçok ülke reddetti. Biz bağımsız bir ülkeyiz yani. Reddedemeyecek miyiz? Evet, bir anlaşma yapılmıştır. Ha, zararını gördük, şimdi vazgeçiyoruz. Bu kadar basit yani. Bir teklif verilir, ondan sonra meclise bir teklif getirilir, sunulur. Ve bu zannedersem bütün milletvekilleri bunu kabul eder. Ve bir anda tamam, İstanbul Sözleşmesi feshedilmiştir diye bu iş biter. Biz bunu bekliyoruz artık ilgililerden.